Herkese merhabalar. Gülsü Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, çilek reçeli yapacaktım. Onu da sizlerle paylaşmak istedim. Değerli takipçilerim, 2 kilogram burada çileğim var. Bunu güzel bir şekilde yıkadıktan sonra, bir de yıkama aşamasında değerli takipçilerim, çileğimizi ezmeden, üzmeden yıkarsak, parçalamadan daha güzel olur. Yalnız şöyle şu büyük olanları arkadaşlar ikiye bölebiliriz. Güzel bir yıkama aşamasından sonra şekere bastıracağız. Şeker de bastırmış halde biraz bekleyecek değerli takipçilerim. Ondan sonra kaynatma aşamasına geleceğiz. Geçeceğiz. Şimdi bunu biraz suya bastırıyoruz. Biraz suda bekletiyoruz o kumlarından arınması için. Yıkama aşamasında görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Çileğimi gördüğünüz gibi suya bastırdım. Arkadaşlar şöyle büyük olanları ikiye böldüm. Küçüklere hiç dokunmadım. Dediğim gibi böyle suyunu birkaç kez değiştirelim. İçindeki kumlar dökülsün. Buraya da 8 su bardağı toz şeker. Arkadaşlar yıkama aşamasından sonra çileklerimizi süzdüreceğiz. Süzdürdükten sonra kaynatacağımız kabımıza da şekere yatıracağız. Biraz beklettikten sonra İsterseniz bir gece akşamdan ayıklayıp bastırırsanız bir gece de bekleyebilir. Şimdi bu güzel biraz daha dursun. İçindeki kumlarından arınsın. Evet arkadaşlar, çileklerimizi güzel steril bir şekilde yıkadıktan sonra şimdi kaynatacağımız tenceremize aktarıyoruz. Arkadaşlar ben çileğimin bir kısmını aldım. Şöyle şekerimizi ne yapıyoruz? Hemen üstünü şöyle gelecek şekilde. Ama kesinlikle su dökmüyoruz arkadaşlar. Bu bir gece buzdolabında bekleyecek. Dışarıda bekletmeyelim arkadaşlar. Hava sıcaksa çileklerimiz ekşiyebilir. Bunu böyle şekere bastırıp buzdolabında saklayacağız. Bir gece. Ertesi günde kaynatacağız. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle hemen diğer kalanları da ekleyeceğim. Evet değerli arkadaşlar, gördüğünüz gibi çileklerimi ben üstünü kapatacak şekilde yarım kalan şekerimi de döktüm. Arkadaşlar 2 kilogram çileğe de 8 su bardağı toz şeker. Normal klasik şu su bardaklarında ekleyebiliriz. Bu tenceremizin kapağını kapatıp bir gece boyunca buzdolabında bekleyeceğiz. Ertesi gün görüşmek üzere. Aldık. Ertesi sabah bir gece beklettik buzdolabında. Şimdi arkadaşlar biraz kaynara çıktıktan sonra içine birkaç damla limon, bir tatlı kaşığı da tereyağı ekleyeceğim. Güzel parlak olması için reçelimizin biraz kaynasın. Kaynadıktan sonra görüşmek üzere. Evet değerli arkadaşlar, şöyle bir yemek kaşığı kadar limonumuzu ekleyelim. Bir tatlı kaşık kadar da tereyağımızı ekleyelim. Arkadaşlar reçelimiz biraz kaynadıkça o üstüne köpüren o köpüklerini alalım ki reçelimiz berrak güzel olsun. Şimdi bunu güzel kaynamaya bırakıyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi reçelim kaynamaya başladı. Değerli takipçilerim şöyle de göstereyim. Bir kevgir yardımıyla arkadaşlar çileklerimizi ezmeden şöyle şu köpüklerini şöyle şu şekil alalım arkadaşlar. Ben birazını aldım. Şöyle göstereyim sizlere de. Çileklerimizi zedelemeden, zarar vermeden böyle bu şekil köpüklerini alalım. Olgunlaşmasının aşamasında ben sizlere göstereceğim. Bir tabak alıyoruz. Reçelimizin suyundan biraz böyle koyu kıvama geldiğini gördüğümüzde reçelimiz solmuş demektir. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi reçelimi kaynattım. Arkadaşlar kaynara çıktıktan sonra kısık ateşte de yarım saat kaynattım. Hatta şöyle ne yapıyoruz? Böyle temiz bir kuru tabağa alıyoruz. Reçelimizden de biraz alıyoruz. Arkadaşlar çok böyle katı kıvamlı da olmaması için çok da kaynatmamıza gerek yok. Ben yarım saat kaynattım. Bakın gördüğünüz gibi şu kıvam olacak. Biraz soğuduktan sonra iyicene kıvamını alacak. Çileğimiz soğusun. Kıvamına da gelsin. Şöyle baktın gördüğünüz gibi. Bu arada zilimiz de çalışıyor.
Evet arkadaşlar, çileğimiz oldu. Şimdiden izleyenlere, yapanlara afiyet olsun. Herkese iyi seyirler diliyorum.